Kuyum Haber'den herkese merhaba. Gaziantep'e uzanıyoruz. Çünkü özellikle Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesinde çok yoğun bir kar yağışı var. Gaziantep'te yine bu kar yağışından etkilenen iller arasında ve kuyumcularımızın olduğu Gaziler Caddesi de Gaziantep'te oldukça da meşhur bir cadde. Tam çarşının göbeğindeki bir cadde. Orası da kar yağışından çok etkilendi. Hatta kuyumcu esnaflarımızın olduğu caddede bazı dükkanlarında tenteleri zarar gördü. Peki son durum ne? Gaziantep'teki kuyumcularımızın bulunduğu noktadaki son durumu almak için yine Gaziler Caddesi'ndeki esnafımıza Sayın İbrahim Ardıç'a uzanacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sağ olun Sabri. Çok geçmiş olsun öncelikle. Özellikle yoğun bir kar yağışı var. Bazı dükkanların tenteleri zarar gördü. Son durum nedir? Size sormak isterim. Nasıl Gaziler Caddesi'nde sonu? Çok sağ olun. Son durum olarak burada çok şiddetli bir kar yağışı oldu. Son yılların hatta son 54 yılın en yüksek kar yağışı olduğu söylendi. Bu durumda tabii ki bir saat içerisinde 45-50 santime varan bir kar yağışı oldu. Elbette belediyemiz, valiliğimiz tedbirlerini almıştı ama bu kadar kısa süre içerisinde bu kadar karın yağması da beraberinde bazı olumsuz olaylar getirdi. Bazı tentelerimiz çöktü. Bunları anında bir gün sonrasına belediyemiz müdahale ederek en azından oradaki enkazı kaldırdı, temizledi. Yolları temizledi, temizlemeye devam ediyor. Vatandaş dolayısıyla dışarı çıkamıyordu. Hem çok kar var, yollar kapalı, soğuk, yerler buz. Bu şekilde bir durum oldu Gaziantep'te. Siz de söylediniz herhalde son yıllarda hiç böyle bir yağış almamıştı Gaziantep galiba. Yani biz hiç görmedik. Söylenenlerine göre 54 yılın, son 54 yılın en büyük kar yağışı. Peki tabii biz görüntüleri de gördük. Sizin bulunduğunuz caddede de bayağı yoğun kar oluştu herhalde. Nasıl oldu? Gece mi yağdı, gündüz mü yağdı? Nasıl oldu? Özellikle caddede bayağı bir... tam iş çıkışı zamanı başladı. Bir 40-45 dakika, en fazla bir saat içerisinde en azından 40-45 santim kadar bir kar kalınlığına ulaşıldı. Peki şu an son durum nedir? Temizlendi mi kar özellikle caddeden? Hala kar var mı yani? Bütün ana arterlerimiz açık, yollarımız açık. Elbette hava çok soğuk, eksi 3-4 derece şu anda. Bunun etkisi de var, kar erimiyor. Ama belediyemiz, valiliğimiz bütün ekipleriyle, bütün ekipmanlarıyla, var güçleriyle çalışıyorlar. Peki bu kar yağışıyla birlikte nasıl etkiledi mi işleri de? Nasıl işleriniz? Elbette etkiledi. Tabii ki vatandaş zorunlu olmadığı sürece dışarı çıkmıyor, çıkamıyor. Okullar tatil, diğer memur, idari izinli olan, işte engelli, hamile, idari izinli olan memurlar da var. Dolayısıyla vatandaş mecbur kalmadıkça dışarı çıkmıyor. Peki nasıl, kar yağışı yine bekleniyor mu önümüzdeki günlerde? Nasıl olacak? Valinin de uyarısıyla yarından itibaren bir hafta çok yoğun bir kar yağışı bekleniyor Gaziantep'imizde. Bu kar yağışında özellikle işte araçlarda kar lastiği ya da zincir olmadan valilik müsaade etmeyeceğini duyurdu. Vatandaş da tabii kendi tedbirini alması lazım. Elbette valiliğimiz de belediyemiz de tedbirleri alıyor. 24 saat sahadalar. Peki biraz bize Gaziler Caddesi'nden bahseder misiniz? Kuyumcu esnafımız daha çok herhalde Gaziantep'te o cadde üzerinde toplanmış durumda. Evet. Şimdi Gaziler Caddesi zaten karın ilk yağdığı gün esnafımızın %100'ü kapalıydı. Çünkü hem ulaşım açısından hem yolların tıkanıklığından işte kardan dolayı kaza yapan, devrilen araçlardan dolayı yollar hep kapalıydı. İkinci gün bir miktar esnafımız dükkanlarını açtı. Tabii bu %100 değil, %40, %50. Bugün de yine aynı keza esnafımızın yarısı kadar açık, yarısı kapalı. Tabii bunlar biraz da kendilerinin tercih meselesi. Yollarımız açık, bir problem yok.
hani vatandaş eğer mecburi bir ihtiyacı yoksa dışarı çıkmadığından dolayı işlerine çok iyi gitmediği için ondan dolayı da açma gereği duymuyorlar. Peki Gaziantep genelinde durum nasıl? Onu da sormuş olalım. Nasıl Gaziantep'te? Tabii siz tam... Yani Gaziantep genelinde şu anda şehir içerisine herhangi kapalı bir yolumuz yok. Biz öyle görüyoruz. Çünkü gidip geliyoruz da. Herhangi olumsuz bir şey yok. Tabii ara sokaklarda kar yağıntıları var. Ara sokaklarda araçlar girip çıkamıyor. Ara sokaklara iş makineleri de giremiyor zaten. Araçların nizami park etmediğinden dolayı oraya müdahale edilmekten biraz zorlanıyor belediye. Diğer illerle peki olan yollarda Adana ile ilgili galiba bir otoyolla ilgili biraz yoğun kar yağışından etkilenmişti. Diğer illerle bağlantısı nasıldır şu an Gaziantep'in, yollar açık mı acaba? Şu an diğer illerle olan bütün bağlantılar açık. İlk gün Adana Gaziantep arasında iki tane tırın devrilmesi sonucu sanırım baya bir yol kapandı Adana Gaziantep yönünden. Sonradan tek yönden çift şerit olarak açılmıştı. Bir de ilk gün bir petrol boru hattındaki bir patlamadan dolayı Kahramanmaraş-Gaziantep arasındaki yol kapanmıştı. Onlar da giderildi. Şu anda sağlıklı bütün yollar çalışılıyor. Gaziantep genelinde şu an itibariyle kara müdahale edilmiş durumda. Bununla birlikte diyorsunuz Gaziler Caddesi'nde de şu an herhangi bir problem yok. Yani vatandaşımız girip çıkabiliyor caddeye. Tabii. Dün hepsi temizlendi. En azından buradan 20 tane ekip arabası, en azından 150 tane vatandaş, belediye, valilik görevlisi çalıştılar. Caddeye açtılar yolları, kaldırımları. Çatıdaki karları eline geldiği kadar da temizlediler. Çöken tentelerin enkazlarını aldılar. Gayet iyi durumda şu anda. O zaman bizde tabii ki üzücü olay olmaması sevindirici. Özellikle tentelerin çökmesi anında. O konuyla ilgili olarak. Kesinlikle. Yani bir yoğunluğun olmadığı, yaya trafiğin olmadığı bir zamanda denk gelmesi sevindiricidir. Eğer öyle bir durumda olsaydı daha üzücü olaylar olabilirdi. Efendim çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Benim sorularım bunlardı. Sizin eklemek istediğiniz varsa alabiliriz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Bağlandığınız, memleketimizi duyurduğunuz, bu konuya ilginiz. Biz size teşekkür ediyoruz Musa Bey. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Söylediğimiz gibi tabii kış mevsimi, kar yağışı normal, olağan. Bununla birlikte tabii tedbir almakta da fayda var. Tedbirli olmaya davet ediyoruz tabii tüm vatandaşlarımızı. Onlar da dikkatli olsunlar, esnaflarımız da dikkatli olsunlar ki kar yağışı da lazım çünkü. O da özellikle gerekli kışın. O açıdan da verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz bağlandığınız için. Çok sağ olun Mustafa Bey, iyi yayınlar diliyoruz size. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Evet, söylediğimiz gibi Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi oldukça yoğun bir kar yağışı aldı. Ve son yılların, tabii belki de son 10 yılların en büyük yağışlarından biri. Ve burada tabii ki kuyumcu esnaflarımızın olduğu Gaziler Caddesi de bir anlamda biraz etkilendi. Ama tabii özellikle ekipler hızlı bir çalışmayla oradaki karları temizlediler. Ama önümüzdeki günlerde yine bir yağış dalgası geliyor. Hem vatandaşlarımızın hem de esnaflarımızın dikkatli olması tabii ki herkesin yararına. Gaziantep'ten son durumu aldık. Esnafımız İbrahim Ardıç Bey bize bilgileri verdi. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.